Salam uşaqlar, bugün sizə Ənnəs Sadıqqalara test 32 2023 ikinci hissədən ən çox 9'lar və 11'lərə ümumiyyətlə buraxış ve blok imtihanında ən çox düşən mövzu figurların sayəsini bugündən başlayıq izahın verməyə. Birinci bölməmiz kvadratın və düz buraxının sayəsi, bu fərqi yoxdur. Həm 9, həm 11, hər ikisinə düşə bilən mövzudur. Çünki bu 5'dən bəri keçdiyimiz mövzulardır. Əziyyətə qarşılıq olaraq kanala abunə olub paylaşmağı unutmayaq ki, hər kəs yararlana bilsin. Rəylər yazdakı videoyu ən azından keşfətə düşə bilsin. Birinci sual. Uzunluğu 3,5, eni 1,8 olan düz buraxının sayısını tapın uşaqlar. S bərabərdir, AB düz buraxının sayısı. O da bərabərdir, 3,5, vurak 1,8. Onu da bir-birinə vuranda, istəsə 1 yaza bilərsiniz. 2 də 7 vurak 1,8 ile 10'da 18 yazabilirsiniz. Yani bir başa hesablayanda cevabı verir. 6,3. The variant. İkinci sual. S 3 bucak COD beraberdir 15. S ABCD beraber sual. S OD 15 ise uşağı düz buraxın sayısı, diagonallar sayısını 4 beraber C'ye bölür. Onda 15 ise bunun her biri 15'dir. S beraber 4 vurak 15. 60. Üçüncü sualda. Üçüncü sual yine NOP 14'tür. MMP kan sorusu. Yine NOP 14 ise onda her biri 14'tür. Bak her biri. Asan sualların biridir. S beraber 4 vura 14. Beraber 56. Dördüncü sual. Düz buraxın bir tərəfi 3 metr, o bir tərəfi bundan 2 metr böyükdür. Düz buraxın bir tərəfinə A'ya 3, o bir tərəfi bundan 2 metr böyükdür. 3 plus 2 bərabərdir 5'e. S ile bərabərdir A vurak B'ye, 3 vurak 5, o da bərabərdir 15. 4 A variantı. 5'in sual tərəflər 8, 6 olun düz buraxın sayısını tap. Asanda 8 vurak 6 bərabər 48. 5'e D variantı. 6'ın sual SABC'de 72, AD 12. AD 12 ise bizden C'den soruşu burada 2 yazsak. S beraberdi. Avrak B'den 72 beraberdi. 12 vurak 2 yazsak. Avrak B yani enin vurduğu uzunluğa fergi yoktu. Uzunluğun vurduğu yine. X beraberdi 6'ya. C'de 6, 6'ya D variantı. 7'ün sual düz buraxın şeklinde olan əkin yerinin sayısı 600. Sahi 600'dü. S 600. Bir tarafın uzunluğu 30 metr. Bunda bura 30'du. Bu taraf soruşur. A vurak 30 beraber 600'de. Enin vurak uzunluğa. A beraber de 20'ye. 630 bölünde 20'ye. 7 B variantı. 8. sual. Düz buraxın şeklinde olan əkin yerinin sayısı 800. Yine S beraber 800'e. Bir tarafın uzunluğu 20. Fərqi yoxdur. A'sı 20 olsun. Bizden o bir tərəfin uzunluğu B'ni soruşur. 800 bərabərdir. 20 vurak B'ye. Onda B'miz bərabərdir 40'a. 8'e D variantı. 9 sual. Kvadrat en çok düşen sualdır. 9-11'e fərqi yoxdur. Bu tip suallar. Kvadratın perimetri 60 olarsa P bərabərdir 4'a. 4'a bərabərdir 60'a. A bərabərdir 15'e. Sayısını da S ile beraber A kvadrat. Düstur ayet bölümü yazmış olur. 15'in kvadrat beraber 225'e. 9B. Onda da yeni yeni gayet. P beraber 4'dan. 4'e beraber 16. A beraber 4'e. Kvadratın da sayısı A kvadrat. 4, 4'ün kvadratı. O da beraber 16. 10D variantı. 11 diagonal 10 santimetre olan kvadratın sayısını tap. Şöyle kvadratın sayısının bakın 200 düstur var. Bir var A'ya göre yazırım. Biri var A kvadratıdır. Bir de var D ile bağlı. Diagonal verirse ümumiyyeti var. Bir düstur oldu ki D beraberdi. A kök attı 2. Düz buraxılış bu tarafa göre. D'si de 10'du. 10 beraberdi. A kök attı 2'ye. Buradan A'nın tablası ki 10 bölü kök attı 2. S ile beraber 10 bölü kök attı 2'nin kvadratı. 100 bölü 2 beraber 50'ye.
11'de D varyantı veya bir tane B1'de üstü var. S beraber de D kvadratı bölü 2. Yani O'nun kvadratı bölü 2 eğim üstü yaranır yine elde. İkisine de aynı şey. 12. Bunda D ne yazar? D kvadratı beraber bölü 2. Yani diagonal 12 ise. 12'nin kvadratı bölü 2. 144 bölü 2. O dediği 72. A varyantı. 13. Düz bucağın enini ve uzunluğunu iki defa artırsa sayısı nedir? Düz bucağın enini A diye, uzunluğu B diye. Bunun sayısı A, B diye. İntegralin kırmızı eninde de artarak diye. İki defa artarsa. Olsun 2A eni, uzunluğu olsun 2B. Bu sefer sahi olur. 2A bırak. 2B. O dedi 4AB. Evvel AB'ydi. Log 4AB. Nisle artır. 4 defa artır. Düz bucağın enini ve uzunluğunu 3 defa azaltsak. Bu sefer A'ydı. Yine B'ydi. Olur AB. Bu sefer 3 defa azaldık. Olur A bölü 3. B bölü 3. Şimdi bunun sayısını tapsak. A bölü 3'ü vursak B bölü 3'e. O da beraber AB bölü 9. Bu sefer 9 mekrezlerdi. 9 defa azalır. 14 diye varyantı. 15. Perimetre 48 eni 6. Düz bırakın. Perimetre 48 eni 6. 6 burada x yazar. Perimetre beraber 2 bırak. A plus b. Yani 48 beraberdi. 2 bırak. 6 plus x'e. Onda 6 plus x beraber 24'e. 48 bölü 2. X beraber 18. Sahaya da beraberdi. AB. Onda 6 bırak 18. O da beraberdi. 108'e. 15B varyantı. 16. Perimetre 48. Eni 8 olan. Yine eni gayet. P beraber 48'e. Yine 2 bırak. 8 plus x bir başa yazır. Beraberdi 48'e. Yine 8 plus x beraber 24'e. Yine x beraber 16'ya. Bu sefer de s beraber AB'den 8 bırak. 16, 48, 128, 16'ya bir varyantı. 17'nin sual sayısı 360 olan. S beraber 360. Eni 12. A beraber 12 olan düz bucağın perimetre. B'ni evvelde tapar sonra y perimetre tapar. Sahaya 360 beraberdi. A bırak. A'nın yan yerine yazdır. 12 bırak B'ye. A, B'de ismiz. B beraber 30A. B'nin taptı 30. Ve getir yerine koy. P de beraber 2 bırak. A plus B'ye. O da 2 bırak. 12 plus 30. 2 bırak 42. O da beraber de hashtag 4'e. 17 varyantı. 18 yine S beraber A bırak B'den. N 20. 20 bırak B beraber 800'e. B beraber 40'a. Yine perimetrede beraber 2 bırak A plus B'ye. 2 bırak. 20 plus 40. O da 2 bırak 60. O da beraber 120. A varyantı. 19 sonra telefon 18. Bu çok düşük imtihanı. Şu an telefon 18 ve 8 10 düz bucağın eğini bölgede. Şu an 1 bölgede olan kvadratın taraftan da 1 bölgede eğini bölgeden de bölgeden de sahiler beraber olmalı. Sahiler beraber olmalıdır. Bunu yazıda saklayın. Yani telefon 18 8 ise is beraber AB'den 18 bırak 8 beraber 144. Onda kvadratın sayısı A kvadratı ise onda A kvadrat beraber 144. A da beraber 12. Bu kadarsın. Düz bucağın diagonal 20 olup oturacakla 30 derece bu da kalmaya getir. Şuna bakın. Diagonal 20 diye oturacakla 30 derece bu da kalmaya getir. Düz bucağın sayısını tapın. Bakın. 30 derece budak karşısının katiyeti bedenozun yarısına beraber. 20'nin yarısı 10. Ve hemsinin 30 derece burası. Burası 90 derece. Onu bırak al 60. 60 derece budak karşısına katiyet. Diğer katiyetin kök altı 3 derece büyüt. 10 kök altı 100. S beraber AB değil. AB'miz ne olur? 10 bırak 10 kök altı 3. Bu değil 100 kök altı 3.
21 sual düz dalın bir tarafı diğerine 3 santimetre küçük. Bir tarafı diğerine 3 santimetre küçük. Birini eksilse onda olur obası x plus 3. Sahi daşı 8 ise s beraber a vurak b'den x vurak x plus 3 beraber daşı 8 ise buradan alınır ki x kvadrat plus 3x çıxak daşı 8 beraber 0'a. Ya diskriminantla həll elə, ya B deyicek. Ya diskriminant ya V etmezsen. V etmezsen x1 plus x2 beraber menfi 3. x1 ve x2 beraber menfi 8. Bu ne nedir? 8 hangi sayıların hasılıdır? Mesela 22 vurak 4'te, 42 vurak, 44 vurak 2'de. Onlarda menfi alınamaz. Ama 11 vurak 8'lerde alınır. Demek onda x1 biri olar menfi 11. Bir olar 8. Menfi olmaz diye. Menfi olmaz diye. Cevabına götürür. Müsbetim. Müsbet hansıdır? 8. Onda 10 bölü tarafı 8 plus 3. 11. İkinci sual şu anda. Sayısı 240 tarafların nispeti 3'ün 5'e. Onda A bölü B beraber 3'ün 5'e ise. Onda A'mız 3K. B'miz olur 5K. Hasil de olur 3K vurak 5K beraber 240'a. Onda 15K kvadratı beraber 240'a. K kvadrat beraberdi 1. 240'ı da 15'e bölündü. Eylül 9, 90, 16. K beraber 4. Bizden böyle taraf soruşu. Böyle taraf da B ile bağlı. B beraber 5 vurak 4'e. O dedi 20. Cevap 22 etti variantı. 23. sual. Sayısı 192 yine tərəflərin nisbəti. Birinə 3K deyirik. Birinə 4K deyirik. Eyni bir prosesi. 3K vurak 4K beraber 192'ye. K kvadrat beraber 192 bölü neçəyə? 12'ye. K kvadrat beraberdi 1, 16. K beraber yine 4'e. Onda böyük tərəf soruşu. Yine B beraber 4 vurak 4. O da beraber 16. 23'te cevapçı variantı. 24. sual. Yeni tərəflərin nisbəti 1'in 2'yədir. Bu sefer diagonal soruşur. Əvvəlcə tərəflərin nisbətinə görə yazıq A'ya K, A'ya da K, B'ye 2K. Hasil olur K vurak 2K beraber 200'e. Onda K kvadrat beraber 100'e. K beraber de 10'a. Onda tərəfin biri 10, biri olur 20. Diagonal da soruşursa, düz buraxın da diagonalı. Tərəflərin kvadratlar cəminə. Çünkü 10 buradı, 20 buradı. Onda diagonal beraberdi. D kvadratı. 10'un kvadratı plus 20'nin kvadratı. Beraberdi o da. D kvadratı beraberdi. Eriyor 100, 400, 500. 500. D beraberdi. Bu değil 10 kök attı 5'e. 24'te A variantı. 25'in sual. Radius 4 kök attı 2 olan çevre dahilinde çekilmiş kvadratın sayısı da bu. Radius 4 kök altı 2 olan bakın radius 4 kök altı 2 olan çevre dahilinde çekilmiş kvadrat sayısı da bakmış olun. Şekil bir çekin. Şekil üzerine boşaltın. Radius 4 kök altı 2 ise bunu çektik. Çevre dahilinde çekilmiş. Onda bu bak bunun diagonal 4 kök altı 2 bura. 4 kök altı 2 de bura. Onda diagonal beraber 8 kök altı 2'ye. Ve taraf A ise onda A beraber D beraber kök altı 2 adam. Onda 8 kök altı 2 beraberdi. Kök altı 2 A'ya. Onda A beraber 8. A 8'e kvadratının sayısı beraberdi. 8'in kvadratı 64. B varyantı 25'te. 26. sual. Şekilde verilmiş her növbəti kvadratın tərəfi diğer tərəfinin uzunluğunun yarısına beraberdir. Bütün kvadratların sahiləri cəmi. Şu an yarısına beraberse B deyicek. Burada deyicek. Rahatsız bir olsun. Burada 4'e deyicek. Burada da olsun 4'e. Bu da olsun 4'e. Onda burada olur 2A tərəfləri. Onda burada olur A. Deyicek bütün kvadratların sahiləri cəmi. Onda birincinin kvadratın sahiləri cəmi. Sahiləri 4A'nın kvadratı. 16 kvadratı. İkincisi olur 4 kvadratı. 16 kvadratı plus 2 a'nın çözden kvadratı plus a'nın kvadratı. Beraber yaşat 4'e.
16 a kvadratı plus 4 a kvadratı plus a kvadratı beraber eşittir 4'e. 21 a kvadrat beraber eşittir 4. A kvadrat beraber 4'e. A da beraber 2. A oldu 2. Onların perimetreler cevabını tapmış olur. Perimetrelerden perimetre 4 a ise böğün perimetre 16 a. Ondan sonraki perimetre 4 vurak 2 a 8 a. Ondan sonraki perimetre 4 a. Bu da perimetreler cevabı soruşan 16 8 16 a plus 8 a plus 4 a. Bu da 24 28 a. A'mız da 2 taptır. 28 vurak 2 cevabı 56. 26 D varyantı. 27 sual. Perimetre 2P sayesi 16 3P. Galiba bu sualı halletmek için evvelce bu bilen düz dağılı seçtim. Ben seçtim ki bunun tam başarı şey. Diyor ki perimetre sayesi 16 3P kvadratın beraber olan düz dağılın diagonalı arasında ki bu dağı tabun diagonal arasında bu da bura olsun alfa. Şu an düz dağılın sahneleri iki türdü. Bir taraflarla bağlıdır. Bir de diagonallarla bağlı düstur var. Taraflarla bağlı yani AB'di. Perimetre de 2P ise onda olur. A plus 2 bırak A plus P beraber 2P'ye. Buradan alınır ki A plus P beraber P'ye. Bu bir. Sayesinde 16 3P kvadratı da yine geldi sahaya. Ve diagonallar arasındaki bucağa. Diagonallar arasında bu da. Sahaya bir hem AB'nin tapabilir. Hem de ki diagonalları dedirse battı diagonalları eynidir. Diagonal arasındaki buzağa göre düsturumuz bir S beraber D vurak D vurak arasındaki buzağın sinüs alfa. Sinüs alfa. D kvadrat sinüs alfa. Buradan bak alın ki D kvadrat sinüs alfa beraberdi. Sahiye. Sahi. Şimdi bakın bu nice yazılır. Sahiyemiz 16'da 3 P kvadratıdır. Sahiyemiz 16 3 P kvadratı. D kvadratın yerine ne yazabiliriz? Hem de diagonalımızın kvadrat beraber kratı yazsak taraflarının kvadratları a kvadrat plus b kvadrat yazdık burada a kvadrat plus b kvadratı d'nin yerine d kvadratın yerine sinüs alfa beraberdi 16'da 3 p kvadrat. Burada düstur tespit edilir. Ne düsturu? A plus b'nin kvadratı çıkar 2 ab. Vurak sinüs alfa beraber 16'da 3 p kvadrat. A plus B'nin yerine P yazsa bu olup P kvadratı çıkar. 2 vurak AB'mizin yerine AB sahil demektir. 16'da 3 P kvadratı vurak sinüs alfa beraber 16'da 3 P kvadratına. Şöyle bakın ne? Bunu mörteze yazar. Onda bakın P kvadratına bunu 2'ne 16 ile 8. 8'e 8'den 8'e bu 8'e 5 P kvadratı sinüs alfa. Beraber 16'da 3 P kvadratına. P kvadratlar x'a girdi. 16 ile 8 x'a girdi. Kaldı burada 2. 2'miz. Bizden de bakır neye? Burada alınır ki 5 sinüs alfa beraber 2'de 3'e. 5 sinüs alfa beraber 2'de 3'e. 16 bunun gitti. 5 sinüs alfa. Aha, 16 3 P kvadratı. Buradan da alınır ki sinüs alfa beraberdi. Sinüs alfa 2'de 3'ü böldük 5'e. Bu değil 2'de 3 vurak. 5'te 1. Daha 1'i 10'da 3. Ha, burada bir 10'da 3 yok. Burada bir elementer bir sefer demiş. Elementer bir sefer nerede? Burada düsturumuz 2'de 1 D1 D2 D vurak D sinüs alfa. Burada da 2'de 1 var. Demek onda burada da misalımızda 2'de 1 var. Onda akırda alınır. Burada da 2'de 1 var. Onda misalımızda alınır. 2'de 1 vurak 8'de 5. Bu değil 16 ile bu opsi gelir. Kalır burada. 5 sinüs alfa beraber 3 3'e. Sinüs alfa beraber 1 başa 5'te 3'e. Alfa da beraber aksinüs 5'te 3. Yani burada bir elemente bir düstur sefirlemişti. Orada da düstura göre cevabı alın. 28, 2 tepesi 3 olan kvadratın.
iki tepesi 3 olan tarafı 3 olan kvadratın diagonal üzerine o bu tepeler ise hemen kvadratın tarafları üzerine yerleşin. Diagonal üzerinde. O bu tepeleri hemen kvadratın tarafları üzerine yerleşin. Kvadratın sayısı da şöyle bir tane bakalım. Tarafı 3 ise 3 3. Buraya kaldı 3 kökettik. Onda bunun her biri. Eğer orada da kvadrat alınırsa bakın burada vacip budur. 45 derece 45 derece. Bak bu da kvadrat alınırsa mecbur onu burada kvadrat. Onu burada 45'ti. Onu bu olur beraber yanlı. Bak aynı kaydı yani. Burada 90'dı. Burada olur 45. Çünkü kvadratın diagonalı tembelendi. Burada 45, onda bu buna beraberdi. Bu da hamsi beraber olduğuna göre onda bura olur. 3 kök hattı 2'ni de böldük. Kök hattı 2, kök hattı 2, kök hattı 2. Yerleşin hemen kvadratın sayısında. Bu da kök hattı 2'nin neyi olur? Kvadratı. Alınan diğer figürün yani kök hattı 2'nin kvadrat. Sahi o değil 2. Cevap bir variant. Sadece şekil çekip o kök hattı 2'ler olmağı bilmeliydik. Yine hemen sualdı. Yine 2 tepesi 6. Eyni sual bir açı 45 derece görüp bölsek. Altı, altı, onda altı kök attı iki kadar, onda buraya kaldı her birine iki kök attı iki, iki kök attı iki. Onda sahile beraber iki kök attı ikinin kvadratı. 8. 29'da da varyantı. 30'da düz dağ şeklinde olan bağın eni uzunluğunun 3'te 2'sidir. Eni uzunluğu 3'te 2'si, eni x uzunluğu 3x. Sayesi 192 olan bağın uzunluğunu tapın. 3x sıfıra x beraber 192'ye. X kare beraberdi 6, 64, x beraber 8. Onda tarafları olur. 8, 24. Bağın uzunluğu ne yani de bağın uzunluğu? Yani o bir şey küçükler hesabı. Yani bağın uzunluğu perimetre demek. 2 vurak. 8 plus 24. 32'ye vururum. Şimdi 64. X kvadrat beraber 64'e 192'nin 3'e böldüğü. Bağın uzunluğu bağın hasar olsa perimetre olarak 64 ama burada bağın uzunluğu sorsa diye. Bir de bağın uzunluğu ise 24 metre. Tabii bağın uzunluğu 24. En uzunluğu değil de şartı 24. Eni 8 uzunluğu 24. Yo bir de deseydi bağın ne kadar hasar çekmiyorlardı onu daha batmıştırdılardı. 31'in sonu. MNK kvadratın tarafı 4. Olan ABCD kvadrat tarafının orta noktalarıdır. Şifrelenmiş hissenin sayısını tabi. Şifrelenmiş hissenin. Bakak tarafı 4 ise MNK kvadratın tepeleri tarafı 4 olan ABCD kvadratın tarafı orta nokta. Orta nokta derse bura 2, bura 2. Hamz 2 olur ve bura 90 derece olduğunu. Onda bu aksı olur. 2 kök hattı 2. Şifrelenmiş hissenin sayısını tabi. Şimdi bak burası 90 ise burası 2 2 ise onda burası 45 45. Eyni kayda burada 45, eyni kayda burada 45. Mecbur onda burası 90 ve onda mecbur bu da olur kvadrat. Ve S ile beraber 2 kök attı 2'nin kvadratı. O diyor 4 vura 2 daha 8. 32'nin sual bak eyni kayda tarafları yine orta nokta değil. 3 3 3 3. Aşırı kalmış isteyenin bu sefer soruşu neyin? Şirkelmişlerin sayısını tapın. İler 8. Bir hafta ilermişti. Bak burada o buran sayısı 8. Şirkelmiş ise değildi. O bir sayemizde 4'ün kvadratı 16 idi. 16'dan çıkardık 8'in. Şirkelmiş ile 8. İyi nisi oldu. Burada da yine. Sahi taraf 6 idi. 6'ın kvadratı 36. 36'dan çıkardım. Bak buran sayısı. 3 kökette 2'nin kvadratı. 18, 36, 18, cevap 18. 300, AD 16, AM 10. AD 16 ise AM 10 ise onu bırakar 6. MD kongruyetti DC'ye, MD kongruyetti DC'ye. Demek kongruyetti onu beraber.
A, B, N, M, 4 burada var. M kongresi beraber onu burada 6'sa burada 6'da. Bizden de A, B, N'in sayısını soruşursa cevabımız olacak. S, A, B, N, M. Beraber 6 vuran 10'a. Beraber de 60'a. Daha biri 60. O sorunun sual. En gaydanın. AD 18. AD 18. AM 10. MD 8. Bak yine kongre sözü değilse MD par kongre. Onu burada 8. Onda S, A, B, N, M beraber de 10 burada 8. Hashtag. Asıl sorulardı bunlar. 35'in sual. Terafi 25,9. Düz budaklı 1 bölü. Bundan yukarıdaki misalda dedim. 1 bölü değilse sahiler beraber olur. 25 fırat 9. Bir 225. Kvadratın perimetresini sorsa onda kvadratın da S kvadrat. O da 225'ti. A kvadrat beraber 225'e. A beraber 15'e. Perimetre de beraber 4 ayar. 4 fırat 15. O da beraber 60'a. Zabilat 60. 36 sağ perimetre 8 diagonal 10. Perimetre 8'i diagonal kökaltı 10'dur. Perimetre 8'i A, B. Diagonal da kökaltı 10'sa düz budaklının sayısı soruşur. Orada Pifagor teoremi tespit edilse A kvadrat plus B kvadrat beraber kökaltı 10'un kvadratına. Onda A kvadrat plus B kvadrat beraber de 10'a. Hemsin perimetre de 8 ise onda 2 vurak A plus B beraber 8'e. A plus B de beraber 4'e. Ve buradan da elavet üstü tətbiq edilsin. A plus B'nin sözden kvadratı çıxar. 2 AB beraber 10'a. A plus B'nin 4'ün kvadratı çıxar. 2 AB beraber 10'a. Buradan 2 AB beraber 16 çıxar 10'a 6'ya. AB beraber 3'e. Sahədə ilə AB'mizdir. S beraber 3. O sizin sağ perimetre 12 diagonal kökaltı 5 olan. Perimetre 12 ise 2 vurak A plus B beraber 12'ye. A plus B beraber 6'ya. Diagonal da düz budaklının sayısı soruşur. Diagonal da neydi? A kvadrat plus B kvadrat beraber 2 kökaltı 5'in kvadratına. Onda A kvadratı plus B kvadratına yerine yazırım ki A plus B'nin kvadratı 2 AB beraber 20'ye. A plus B'nin de yerine yazdım. 6'nın kvadratı çıkar. 2 AB beraber 20'ye. 2 AB beraber 36 çıkar 20. 2 AB beraber 16'ya. AB beraber 8'e. Ve AB de bizim sahede 8'e. 38 D 3. AD 4. Onu 90 dereceye göre. Onda A'imiz. Kvadrat beraber 4'ün kvadratı plus 3'ün kvadratı ileride 25. Onda AM derece 5. Ve BK beraber 2CE'ye. BK beraber 2CE'ye. Onda. Burası 5 ileride. BK'mız da beraber. Şu an indi burada bir maraklı bir mesele var. Diyor ki BK beraber 2CE'ye. Onda burası X ise. Burası olur 2X. Burada gelir. Burada mesela buzakta gelir. Anladım. Bak burası alfa ise. Bak burası alfa. Burası alfadır. Ve onda bir tane yazıda saklayın. Neye yazıda saklayın? Eğer bir iki tane düz budaklı üç budak. Üç budak A, D, E beraberdir burada. Üç budak A, B, K'ya. Sebep. Her ikisinde 90 derece var. Her ikisinde 90 derece. Her ikisinde alfa budak var. İki budak var. Ona bir iki tarafı kongre. Onu bu alfanın karşısındaki 4 ise onu bu alfanın karşısındaki 2x. Yani burada 4 ise bu 2x. Yani alfanın karşısında 4, 2, 4 beraber de yine obra alfanın karşısında 2x. Yani onda 2x beraber 4'e, x beraber 2. Onda burada oldu 2. Onda burada aşağı AB olur 5. S ile beraber 4 fırat 5 daha 1 mi? 39. sual maraklı suallardan biri. ABC'de kvadratın dahilini ile K noktası götürmüş ki MK beraber KA'ya o da beraber KD'ye 10 10 bu da 10 Vessel'ın sonra BM beraber MC BM beraber MC ise yani burası X ise burası X onu burada doğru 2X ve ABC'de kvadrat olduğuna göre
İmkanımız onduysa onda buradan aşağımız iki kısım oldu. Ve sonra. Şu an burada 10-10. BM x'leri, MC x'leri. Onda burada oldu 2 kez. Onda kvadrat olduğu gibi bunun her tarafı 2 kez. Onda burada kaldı 2 kısa 10. Ve burada da bir kvadratın gaydası. Yani burada ne de bir KF'de. KF'miz oldu. KF'de oldu 2 kısa 10. Ve Pifagor teoremi tatbik edersek KF'in kvadratı plus FD'nin kvadratı beraberdir KD'nin kvadratı. Buradan x'i tapabiliriz. Neyi taptık? KF'in kvadratı çıksa 10'un çözden kvadratı plus FD'miz x olur. X'in kvadratı beraber 10'un kvadratı. Bunu da hesaplayalım. 4x kvadratı çıkar. Hasilin 2 misli 42 plus 100 üstte gelen x kvadratı beraber 100'e. Yüzler sağa için islah olunacak. Alınır burada 5x kvadratı. Çıkar 40x beraber 0'a. Buradan 5x'i çıkarsam 2 çıkar 8. Teras 0 olabilmez. Onun için 2 çıkar 8 beraber 0'a. X beraber 8. Taraf oldu 8. Bir taraf oldu 8. Onda BC'miz olur. 8 vurak 2 16. Onda S'le beraberdi. 16'nın kvadratı. 256. 40. sual, bu da yeni suallardandı. Yine taraf buralar 15 verilir. Onda burada yazdık. X bura oldu. 2 kısa 15. Burada x değil. Yine 2 kısa 15'in çözden kvadratı. Plus x kvadratı beraber 15'in kvadratına. 4x kvadratı çıkar. Hasilin 2 misli 62 plus 225 plus x kvadratı beraber 225'e. 225 derece olduğunu burada 5x kvadratı çıkar 60x beraber 0'a 5x çıkaranda x 12 beraber 0'a x beraber 12 onda BC'miz olur 12 plus 12 yani 24 iki tarafta s de beraber 24'ün kvadratı ve o da beraber 576. Geldi maraq suallarından biri 41. Şimdi bu sualda buzak KC'di yani bura alfa beraber buzak KBC yani bura alfa ve BK 9 KC de 12 bunu saklayayım bir yani bu buzağı tapa bu buzak 90 çıkar yani buzak KCB 90 çıkar onda buzak KBC ile üstüne gelse buzak KCB'ni verir. Alfa plus 90 çıkar alfa beraber 90'a. Onda bizim bucak BKC'miz ile 90 dereceymiş. Burada 90 derece. KC'ni verir 12. Onda BC'nin kvadratı beraber 9'un kvadratı plus 12'nin kvadratı. 3 bucak BKC'de. Bu dedi 225. BC de beraberdi 15'e. BC oldu 15. Perimetre de verip 40. Perimetre 40 verirse onda beraber A yazsa 15 plus A vurak 2 beraber 40'a. Onda 15 plus A beraber 20'ye. A da beraber 5'e. A oldu 5. Bize ne soruşu? Bize sahen soruşu S beraber 15 vurak 5'e. 75. Şu an eziyete karşılık olarak kanala abone olup paylaşmayı unutmayın ki herkes yararlanabilsin. B'm 8. M'n 12. AB'si düzlüklerin sayısını tamam. Şöyle bakın neye. Bir tane düz bakın diagonal hesabı var. Bak buradan bir de D'ye bir kat çekilir. Ve düz bakın diagonalı kesişme noktasını indirir. Yarıya bölünür. Yani burada neredeyse bu tarafta oldu. Bak yani burada bir O dese AO beraberdi OC'ye. Yani yarıya bölünür. 8, 12 ise hemşirin bu da 3 bu daha yani. Onda bura 6'dı bak. Bura 6'dı. 8, 6'ya göre de onda B10'un kvadratı beraber. 8'in kvadratı plus 6'nın kvadratı. 100. Onda B10'umuz erir 10. B10'umuz 10 erirse, B10'umuz 10 erirse, onda BD'miz de beraber AC'ye. O da beraber 20'ye. 10, 10, 20. Düz bakın da sayısı beraberdi. Diagonal vurak hündürlük. Diagonal çekim hündürlük. S beraber 20 vurak hündürlük 8. 160.
40 sual, eyni sualdı, bakın yine. Diagonal çektik. 8'i yarıya bölün. 4, 4. Ona burada bir başa. B o de. B onun kvadratı beraber. 3'ün kvadratı plus 4'ün kvadratı. 25. B omuz beraberdi 5'e. Onda AC beraberdi BD'ye. O da beraberdi. 5, 5, 10. Çünkü 5 burada, 5 burada. 10 eğir. S beraberdi DH. D'miz neyse oldu? 10 vurak H'miz 3. Daha biliyordu 30. 44'ün sual, bunu yazık. E'de kök altı 117 yasta üzerine. E'fimiz de 9. Burada kök altı 117. Onda otomatik E'demiz kök altı 117. E'de kök altı 117. Onda F'den tapak. F'den kvadrat beraberdi. E'den kvadratından çıxırıq. Çıxırıq E'fin kvadratını. Yani onda F'den kvadrat beraberdi. 110, kök altı 117'nin kvadratından çıxdı. F'in kvadratı 9'un kvadratı. Bu deyir 117 çıxar 81. Onda F'timiz de beraber. 117'den F'nin kvadratı. 117'den 81 çıxandı 6. 11'den 8 3. Onda F'timiz de 6. F'timiz de 6. Hündürlük lazım bize. Hündürlük tapdıq. İndi bize ABC'de düzbüraklığın sayısını istəyirsə. AC diagonalını tapırsın. Bak bu düz bıraklış bıraktır. Düz bırak tepesine çekilen hündürlüğü. Yani DF'in kvadrat beraber uşaqlar. BD'de düz bırak tepesine çekilen hündürlüğü beraber de AF bırak. FC'ye. DF'imiz de neyse 6'nın kvadrat beraber de. AF'imiz bilmiyoruz. Burası X ise FC'imiz de X. Çünkü yarıya bölünecek. Olacak AF'imiz X plus 9 bırak X'e. Buradan da alınır ki x kvadrat plus 9 x 36 beraber 0'a. Bu da hansı adetlerdi? Menfi 10 x1 plus x2 beraber 9. Menfi 9'a. X1 x2 beraber menfi 36'ya. Buradan da alınır ki x1'imiz menfi 12 x2'imiz 3. Bir de taraf lazım 3. Hara lazım oldu. Bu da oldu 3. Bu da oldu 3. Onda AC diagonalımız oldu. 3 plus 9 plus 3 elədi 15 ve S ile beraber diagonal vurak hündürlük. Diagonalımız 15, vurak hündürlüğümüz de 6. 15 ile 6'ya vuranın cevabı 90. 44'ün sualı cevabı 90. 45'te de yeni bir proses. Kök altı 208 bura verdik. EF'imiz de 12. Onda yine bura bir FT'nin kvadratı beraberdi. Kök altı 208'in kvadratı çıxar 12'nin kvadratı. Bu deyir FT beraberdi. FT kvadratı. 208 çıxa 144. Bu deyir bizə 56, 8, 64. FT'nin kvadratı beraber 64, FT beraber 8. Bura oldu 8. Yəni bir yaxşı kimi yazsaq. DF'in kvadratı beraberdi. AF vıraq FT'ye. Yəni burada, buradan da olur ki 8'in kvadratı beraberdi. X plus 12 vıraq X'e. X kvadrat plus 12 çıxa 64 beraber 0'a. Buradan da həll olur ki, demək hansı hədətlərimiz ola bilər? 8 vura 8 olsa alınmayacaq. Başqa hansı hədətlərdə mümkündür ki? Biri mənfi 16 uşaqlar, biri də 4'dür. Bizə də müsbət lazım 4. Onda AC-miz olur. 4 plus 12 plus 4'e 16, 20. Onda S beraberdi. Yani diagonal vurak hündürlük. Yani 20 vurak 8. Cevap 160. 46'ın sual. Bu asan bir sual uşaqlar. Asan sual nedir? Bir başa gör ne yazıram. Katetten bağlı düstur var ki AB'nin kvadrat beraberdi. BK vurak BC'ye. AB'nin kölgesi vurak OPŞ'ye. BCD'nin de düz bıraklığın sayısı 196. Düz bıraklığın sayısı nedir? EB vırak BC 196. EB vırak BC. AB parçasının bizden uzunluğunu soruşur. EB'miz de hepsini şartı verir ki BK beraber BE'ye. Yani BE neyse BK'mız oldu. Yani BK'mız ile bu da beraber mi? BK vırak BC'ye beraber 196. Onda AB'nin kvadratı beraber 196'ya.
AB ile beraberdi 14'e. Gri yedinin sol diagonal sanki bu da 30 derece olunca cüzdanın perimetri. Bu 30 derece cüzdanın perimetri 24 olursa. 24 ise bura A'dı, bura B'di. A plus B vurak 2 beraber 24'e. Onda A plus B beraber 12'ye. A plus B beraber 12'ye. Bu cüzdanın değil sayısını tapın. Yazmak için A plus B beraber 12 yazdık. Bir de diagonalını dediyse bir sahayla bağlı sahayla bağlı bir kayda var ki 2 ile 1 vurak D kvadratı vurak sinüs 30. Sinüs 30'u bilir bizim kaldı D kvadratımız. D kvadratına tapmasın D kvadrat beraber de A kvadrat plus B kvadratına. Biz yani A kvadrat plus B kvadratını taparız. Neyi taparız? D kvadrat beraber de A plus B'nin çölden kvadratı çıkar 2 abi. AB de bizim sahemiz değil. AB'nin yerine getirip bu ifadeni yazsak. Buradan da bakın 2 ile 1 vurak. D kvadratı vurak. Sinüs 30'un yerine 2 ile 1 yazsak. Getirip onu D kvadratımız beraber değil bu ifadeye. Yerine koyup D kvadratı beraberdi. A plus B'nin yerine 12'nin kvadratı çıkar 2 vurak. AB'mizin yerine yazdım 4'te 1 D kvadratı. 2 ile 4'te 1 gittik. Aldık burada 2 ile 1. Bu oldu D kvadratı plus 2 ile 1 D kvadratı. Beraber 144'e. Buradan 2 ile 3D kvadrat beraber 144'e. 144'den 3 çıksa geri kaldı 48. D kvadrat beraber 48 de 2'ye vuramıyor 96. Ve şimdi buradan da sahayı getirip yerine koyduğunda S beraberdi. Yukarıda sahayımız almıştı ki 4'te 1 D kvadratı. Bu dili 4'te 1 vurak 96. O dili 24. Geçe yeni sualdı ve geçe sualdı. 48. sual. Uygunlaşma sualı. ABC'de düz bıraksın üçbucağında. Düz bıraksın E perpendiküler AD'ye bildik bunu. AB beraber C'ye, AF beraber A'ya, bu birisi B'ye. A4, B6, onda ofşi BS'miz olur 10. Ve C'miz ise 4. Bizim A, B, E, F'in sayısı. A, B, E, F'in sayısı. Burası A'mız neydi? A'mız 4. A'mız 4, S'miz 4. 4, 4'e vuru 16. Değil mi? 1'e A. 4 vuru 4. Hemsi F, E, S'ydi. Burada kalmıştı. B'miz 6 idi. 6'ın 4'e vuru 24. 1'e A, B. E'nin kaydını 2. A, 6. Bu sefer değişir işaret. 6, B, 8. C6. Şimdi S A B C D 14'ü vururum 6'ya. 14 fırak 6 bu ileri 84 2'ye D 3'e bakın A 2 B 10 C 2 demene kaldı C variant A B C D 24 12'ni vururum 2'ye 24 3'e C bir de A, B, E, F. İkini de vuracağım. 2'ye daha 4. 3'e C, E. 49. sual. Geçen suallardan biri. Terafi 0,15 olan kvadrat formalı rehli karton kağıtlardan. Terafi 0,15 santimetre olan kvadrat formalı rehli karton kağıtlardan. İstifade edilir ve mozaik kaldıranmalıdır. Ölçüler 25-30 olan düzlüğü mozaik kaldıranma olsun. Neyse karton. Ben şu anda dedim ki ben bunu sayarım yok. Ölçer 25-30 değilse şu anda bakın. Mesela buraya 25 götürüyor. Buraya 30 götürüyor. Onda bizim S sahemiz 25 fırak 30. Bu yeri bizde 750 kvadrat santimetre. Terafi de 0,15'ti. Bak bir terafi 0,15'ti. Bir yani kvadratın terafi 0,15'ti. S'i beraber 0,15'in kvadratı. Bu yeri 0,125. Ve diğer nitelik adet karton kağıt yani 750'nin de böldük bunun birinin sayesine 0'dan 125'e bu diğer 7075 miyim böyle 25 bu diğer 3 3000 yeni galiba 50'de yine 20 25'ti yine S'i 20'ni vereyim 25'e bu diğer bizim 500 kvadrat sanıyor. Bir tarafta 0'dan 14, 0'dan 14'ün de kvadratını taburum. 0'dan 116.
500'e böldüm. Sıfırdan %16'yı bu delir 5000 bölü 16. Bu deliği 3 defa düşük 48. 200 48 20 bir defa 3125 edir. 5000 yok daha doğrusu 502 sıfır 50 3125. 51 sual düz bıraktım bir tarafın uzunluğu 7. Sayısı 49. Bir taraf 7, bu taraf 2, 7 var. X beraber 49 daha. X beraber 7 değil mi? Bu da 7'ymiş. Düzlüğün diğer tarafın uzunluğunu santimetrelerle tam edettiyse onda mümkün kıymetler. Şu an 49 santimetrenin kiçiydi değil mi? 49 santimetre kiçik ise hasili. 7'nin yani 7'ye varındı. Yani x'imiz neden kiçik olacak? 7'den kiçik olacak. Çünkü 7'den bak 7 verirse 49. Bu değil 49 santimetre kiçik kvadrattan. Onda 7'den kiçik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani burada çetin bu sual yoktu. En sual var 52'de. 36 kvadrat. 20 altını vursa x'e kiçik olacak. 36'dan kiçik demeli. Onda x'imiz kiçiktir 6'dan. Bir başa 1, 2, 3, 4, 5. 53. Sayısı 48. En ise uzunluğu 75 faiz. Uzunluğa 2 ene x fırak 75 bölü 100. Yani bu delik 4'te 3x. Bunların da sayısı x fırak 4'te 3x beraber 48'e. Bu delik bakın bize 3x kvadratı böyle beraber 48 4'e vururum. 48'e 3x yaparım 16. X kvadrat beraber 64'e. X'e beraber 8'e. Bu oldu 8. Uzunluk 8. Onda enimiz olur. 8 vurak 4'te 3. 2, 6. Bunların perimetre. Perimetre beraber 2 vurak 8 plus 6. 14, 2, 28. 54. Kvadrat formal löfeden. Eni 20 santimetre onu düz bıraklı ise kesildi. Eni 20 santimetre olan düz bıraklı löfe kesildi. Bak kestik bunu düz bıraklı löfen. Eni ne kadar olsa 20. Ofşi kvadratının tarafı x ise onda babura kalan x sayı 20. Löfenin kalan sitesinin sayısı 1500. Yani x bırak kalan sitesi babura bak. X bırak x sayı 20 beraber 1500'e. Bu da görsen ki bu 50 ile 30 da mümkün de. Yani x'imiz buradan görsen ki 50 ile 30 da. Yani kvadrat tendiyansı da aynı şeydi. X kvadrat çıkar 20x. Çıkar 1500. Beraber 0'a. Buradan aldık ki x1 plus x2 beraber 20'ye. X1 ve x2 beraber menfi 1500'e. Buradan da aldık ki 1'i 50'di. X1'imiz 50'di. X2'imiz menfi 30'du. Çünkü 50'den 30 çıkan onda 50 oldu tarafımız. Kvadrat löfendiği sayısını tabi 50. Kvadrat löfen sayısı 50'nin kvadratı. Bu yedi 2500. Kvadrat santimetre. Sonra eğini kaydın 55'te. Yine kvadrat formal löfeden. Bir sefer eğini 30. Bize 30 ise burada yine kaldı x 30 yani x kalan sen sayısı yine aynı şeydi x bırak x 30 beraber 2800'e bu da bize görünüyor ki bu 70 imiş ki x'imiz bir başa yazdık 70 imiş ki 70'ten 30 çıkıp 40 70'i 40'a vurur 2800 alınan kvadratı sayısı 70'in kvadratı bu değil 4900 56. Geçen suallardan biri. Şekilde düz bir alış buradan terefler üzerinde kvadrata kurulmuş. Birinci ve ikinci kvadratların sahiler farkı. Birinci ve ikinci kvadratların sahiler farkı. Yani birinci kvadrat x'e, ikinci kvadrat y'e, x kvadrat çıkar, y kvadrat beraber değil 25 sahiler. Üçüncü kvadratın diye perimetre tabi. Şimdi bakalım. Yine burası x kvadratıysa, bak bu onu burası x'i, burası y'i. Onda bak burada bir a versek.
Yani onda Pisagor teoremine göre a kvadrat plus y kvadrat beraber x kvadrat ne? Onda a kvadrat beraber ile x kvadrat y kvadrat. Yani onda a kvadrat beraber 25'e, a beraber 5'e. Perimetre de beraber 4 aya, o da beraber 4 frak 5'e 20. 57'nin sualı, yeni sualı. Birinci ve ikinci kvadratın fark galiba. X yine x kvadratı, y kvadratı. Burada bir yeni adresim. Beraber a kvadratına, ona 49 beraber a kvadratına, a beraber 7'ye, p beraber 4 aya. 4 frak 7, 28. 58 sual, bu sual diyor fark ediyor. ABS 3 buzağının AB ve AC tarafları üzerinde şekiller kimi sahiler uygun olarak 36 ve 100 olan kvadratta kurulmuştur. Hangi tarafları üzerinde? AB'nin üzerinde 36. Bunun sayısı 36, bunun sayısı 100. 36 100 kurulursa şöyle burada bir x ise bu x olur, bu y ise bu y olur. Yazarım onda x kvadrat beraber 36, x beraber 6'ya. E'nin kvadrat, yani y kvadrat beraber 100'e, y beraber de 10'a. Diğerinin b'si tarafının tam adet aldığını bilerek 36 ve 100 AB ve AC tarafları üzerinde şöyle yüzleri say. AC tarafı. Onu buraya y'de. Onu buraya 100, buraya y. Onu b'si tarafı üzerine kurulan tam adet olduğunu bilerek 10 üzerine kurulmuş kvadratın sayesinin en büyük kıymetini tapın. Şu an bakın. 3600. Onda bunun tarafları nesi oldu? Bak onu da kırmızı kalemle yazarak. Burası oldu 6, burası oldu 10. B'si tarafında bir A desek. A'mız neceydi? 3 budak beraberisine göre A'mız büyüktür. 6 çıkar 10'dan. Modulda 6 çıkar 10'dan. Küçüktür 6 plus 10'dan. Kurulmuş perimetrin soruşan da sen sordun 58. Bu 4 kişi A, kişi 16. 16'nın kişi en büyük kıymet soruşur. En büyük kıymet A 15 en büyük. Ve bunu da perimetre neye soruşur bize? Sayesi. S'e beraber 15'in kvadratı. Sayesinin 225. Yani maraklı sualdı ve rahat bir halde var. Sadece biraz dikkatli olmak lazım. Eğim suala bakın. Yeni sual. L9'da yine AB tarafı üzerinde 25'te onda bunun tarafları var. Bir başa yazdım 5 5. Onda bu da AC tarafı üzerinde 64'te yani 8 8 8. Burada bir adese yine. A'mız büyütür 5 çıkar 8'den. Küçültür 5 bölü 8'den. Onda bu 3 küçültür A küçültür 13. 13'ten de böyle yine sahanın en büyük kıymeti. 13'ten de en büyük A olur 12. S'e beraber 12'nin kvadratı. 144. Şu an eziyete karşılık olarak kanala abone olup paylaşmayı unutmayın ki herkes yararlanabilsin bu tip sorulardan. Sağ olun inşallah.